Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Ya mu'in velhamdülillahi rabbil alemin. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Takip ettiğiniz gibi cuma günleri bir hadis, bir yorum başlığında İmam-ı Nevevi Hazretlerinin Riyaz-ı Salihin Nam hadis kitabının muhtasarından bir iki hadis-i şerif okuyup beraberce takip ederek dersimizi almaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak dersini alanlardan eylesin, istifadeye ve istifazeye muvaffak eylesin. Hadis kitaplarında bölüm bölüm mevzular ele alınmıştır. Şu ana kadar 5 bölümünü kısa kısa okuduk. Muhtasarın 6. bölümünde ise takva mevzusu vardır. Belki takva imandan sonra birinci olarak ele alınması lazım gelen en önemli, en ciddi mevzuların başında gelir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresi bütün Kur'an'ın hülasasıdır. Onu istisna edecek olursak, Bakara sure-i celilesinde birinci ayette Cenab-ı Hak kendisini methetmiş. Elif, lam, mim şifreleriyle ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Kur'an-ı Kerim'in methedilen kitabın içinde şüphe olmadığı ve onun sadece ve sadece Allah kelamı olduğuna dikkat çekilmiş ve Kur'an-ı Kerim'in bize bakan birinci özelliği olarak da hüdellil müttakîn olarak Kur'an-ı Kerim'in sadece ve sadece müttakilere bir hidayet rehberi, bir hidayet kaynağı olduğuna dikkat çekilmiştir. Aslında 3. ayetten itibaren اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ itibaren ta son sure olan Nas suresinin son ayetine kadar, minel cinneti ve nasa kadar hem takvanın tarifi yapıldığını söyleyebiliriz. Hem de işte müttakiler bu hususlara, Kur'an'da anlatılan bu hususlara dikkat eder, riayet eder. Bunlara dikkat edebildiği, riayet edebildiği ölçü içerisinde de müttaki olur ana meselesi olarak ifade edebiliriz. Takva üstünde birkaç sohbet herhalde duracağız. Çünkü bir hayli hadis-i şerif var. Ve İmam-ı Nevevi Hazretlerinin bir uslubu, tertip sıralaması vardı. Önce o mevzu ile alakalı ayetleri peş peşe, bir kısım ayetleri diyelim, peş peşe diziyor. Ve sonra da o hadis-i şerifle, o bölümle alakalı hadis-i şerifleri de bazılarını bir tertip içerisinde zikrediyordu. Takva meselesi Kur'an-ı Kerim'in en öne çıkartılan mevzularından bir tanesidir. Az önceki Bakara suresinin 2. ayetinin sonu itibariyle de mesele ifade edilmiştir. Takva, vikaye kelimesinden gelen, tabii ki Arapça bir kelime olarak korkma, Allah'tan korkma diyelim. Lügat manasıyla korkma, sakınma, dini ıstılahi manasıyla da Allah korkusuyla günahlardan kaçınma manasına geliyor. Ve yine Allah korkusundan dolayı, Allah korkusu burada Allah muhabbeti mi, Allah korkusu mu? Allah korkusu Allah muhabbetine sebebiyet vereceği için. Üstad Bediüzzaman ifadesiyle bir çocuğun annesinin şefkatli tokatlarından korkup yine annesinin şefkatli kucağına atlanması gibi Allah'tan korkarak Allah'a sığınmak, Allah'ın gadah ve kahrından titreyerek yine Allah'a sığınmak, cehenneminden korkarak cemaline, cennetine sığınmak,
Yani bu tatlı münasebetler içerisinde ele almak lazım. Bir insan imanda bedevi olursa onun muhabbet tarafı korku tarafına galip gelir. Allah'ı tanımıyor, Allah'ın celalini, celali tecellilerini tanıyamıyor. Kahrından, gadabından haberi yok. Cennetin dehşetini bilemiyor. Öyle bir insan imanda bedevi olduğu için onun muhabbet tarafı korku tarafına galip gelir. Nitekim bir bedevi Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Dedi ya Resulallah, ahirette benim hesabımı kim görecek? Efendimiz Aleyhisselam da Allah görecek dedi. Bedevi sevindi, tebessüm etti. Bağışlayın, elini kıçına vurdu, döndü arka tarafına doğru. Öyleyse ben vallahi kurtuldum dedi. Çünkü Allah Rahman ve Rahim. Öyle bir Allah benim hesabımı görecek de beni ateşe atacak. Olmaz dedi böyle bir şey. Vallahi ben kurtuldum dedi. Bedevi kendi marifeti nispeti içerisinde ümit tarafı da galip olarak böyle söyleyince Efendimiz Aleyhisselam tebessüm buyurarak buyurdu ki bedevi doğru söylüyor. Evet, imanda bedevi olanların muhabbet tarafı veya ümit tarafı galebe çalar. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz, dağlara kaçardınız. Hazreti Yahya Aleyhisselam gibi demek ki imanda ne kadar ileri gidiyorsa, marifetullah'ta terakki edebiliyorsa o nispette korku tarafı galebe çalar. İşte korkunun derecesine göre de takvanın da kendi içinde derece ve mertebeleri vardır. Ve işte bu Allah'tan korkmaya biz takva diyoruz. Dini literatürde bunun adı takvadır. Allah'ın emir ve yasaklarına titizlikle dikkat etmek, titizlikle uymak, Allah'ın himayesine girmek, emrini tutup azabından korunma anlamındaki Kur'an-ı Kerim'de geçen bu tabire takva demişlerdir. Takva meselesine girmeden önce şu önemli hususa bir vurgu yapmak istiyorum. Bir insanın maddeten ve manen hayatını devam ettirebilmesi için üç şeye ihtiyacı vardır. Bir, faydalı şeyleri kendisine çekmeye ki buna kuvve-i şehaviyeyi gadabiye dediğimiz ana duygu sebebiyet verir. İki, zararlı şeyleri terk etmeye ki kuvve-i gadabiyeyi behimiye de buna sebebiyet verir. Ama hangi şeyler faydalı, hangi şeyler zararlı, bunları tefrik ve temyiz edebilmek için de kuvve-i akliyeye ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle insanda bulunan bütün kuvvelerin, duyguların hepsi şu üç ana duygu içerisinde mütalaa edilir. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye. Faydalı şeyleri çekeceğiz hayatımızın devam etmesi için. Zararlı şeyleri terk edeceğiz. Hangi şeylerin faydalı, hangi şeylerin zararlı olduğunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Önce faydalı şeyleri çekmek mi yoksa zararlı şeyleri terk etmek mi? Elbette öncelikle zararlı şeyleri terk etmek gelir. Önce zararlı şeyleri terk edecek, sonra faydalı şeyleri çekeceğiz. Onun için Maliki fıkhında bir prensip, Mecelle'nin de temel kaidelerinden demişler ki def-i mazarrat celb-i nef'a racihtir. Zararlı şeyleri terk etmek, faydalı şeyleri çekmekten önce gelir. İşte bu temel ölçüler içerisinde bizim manevi hayatımızın, Allah'a karşı kulluk hayatımızın da devam edebilmesi için bir, haram ve günahları yani zararlı şeyleri terk etmemiz. İşte buna takva deniyor. İki, faydalı şeyleri çekmemiz, yapmamız buna da salih amel deniyor. Hangi şeyler faydalı, hangi şeyler zararlı, aklımızla kısmen bulabileceğimiz gibi aklı kül olan Kur'an-ı Kerim'le
Allah'ın kitabıyla, peygamberlerle de hangi şeylerin faydalı, hangi şeylerin zararlı olduğu bize anlatılmıştır. Hangi şeyleri terk edersek gadaf ve kahri ilahiden kurtuluruz. Hangi şeyleri terk edersek kabir azabından kurtuluruz. Hangi şeyleri terk edersek cehennem azabından kurtuluruz. İşte bunları terk etmeye, bu haram ve günahları işlememeye, dikkat etmeye takva deniyor. Acaba hangi amelleri işlersek dünyada psikolojik olarak da rahat buluruz? Kabir azabından kurtulup kabri cennetten bir bahçe haline dönüştürürüz. Hangi amelleri işlersek cennete gideriz. Hangi faydalı şeyleri çekersek, işte buna da dini literatürde ve Kur'an-ı Kerim'de salih amel işleme deniyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da bulunan bütün emir ve yasakları bu iki ana kategori içerisinde ele almak mümkündür. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'de bir takva, iki salih amel kavramı vardır. Mümin müttaki olacak ve salih ameller işleyecek. Bizim için hangisi önceliklidir? Salih amelden önce takva gelir. Haramları ve günahları terk etmek. Çünkü bunlar zararlı şeylerdir. Def-i mazarrat, celbi nef'a racihtir demişlerdir. Az önce zikretmiştim, tekrar etmiş oldum. Binaenaleyh haram ve günahları terk etmek, zararlı şeyleri terk etmek. Dünyada bize zarar verecek, kabirde zarar, ahirette, cehennemde zarar verecek şeyleri terk etmeye, işte bunlara takva deniyor. Diğer ibadetlere de salih amel deniyor. Takva mı önce gelir, salih amel mi önce gelir? Tekrar etmiş oldum. Takva salih amelden önce gelir. Eğer bir insan takva sahibi değilse, dereceleriyle haram ve günahları terk etmiyorsa, istediği kadar salih amel yapsın, ibadetler yapsın. Orada kazanmış olduğu sevaplar, burada kazanmış olduğu günahlar, kazanmış olduğu günahlar, kazandığı sevapları nötrleştirecek, elde var sıfır olacaktır. Onun için önce takva, takva adeta kovanın altı gibidir. Kovanın altı yok, istediğin kadar doldur, o dolmaz, boşa gider. İşte takva, takviye etmek, sağlamlaştırmak, diğer yaptığımız ibadetlere de bir değer kazandırmak manalarında takva Kur'an-ı Kerim'de esas alınmış ve zaten Bakara suresinin de başında اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ gaybe iman ve يُقِيمُونَ السَّلَى namazı ikame ve مِمَّ رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Allah'ın verdiği şeylerden infak anlatılmadan önce, bunlar salih amel, bunlar anlatılmadan önce birinci olarak takvaya dikkat çekilmiş, hüdellil müttakin denmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim açısından da yaklaştığımız zaman takva salih amelden önce geliyor. Takva içinde aslında salih amel de vardır. Takva öyle çaplı, öyle boyutlu bir meseledir ki salih amel, yani ibadetler, sevap kazandırır. Pekala, Allah haram ve günah dediği için bir insan haram ve günahları terk etse ondan sevap kazanmaz mı? Sevap kazandırma yönüyle takvada da salih amel vardır. Evet, Allah haram ve günah dediği için haram ve günahları terk etmek de, onda da bir cihetten sevap var. Takva içinde de salih ameller vardır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bir haramı terk etmek vaciptir. Harama ilk defa baktınız, mesela gözle yapılan bir haramsa, dille yapılan haramlar da olur. Vesaire, elle ayakla yapılan haramlar da olur. Haramın envaı var, çeşitleri var. Bunun üstünde ayrıca durmalısınız. Acaba Allah'ın haram dediği şeyler kaç çeşittir ki ben onları terk edersem, Allah terk ettiği için terk edersem onlardan da sevap kazanırım. Bir haramın terki vaciptir diyor. Özellikle ahir zaman fitneleri içerisinde bir haramı terk etmek vaciptir. Bir vacibi işlemek
100 sünnet işleme sevabı kazandırır. Ve yine ahir zaman fitneleri içerisinde bir tek sünnete temessük 100 tane şehit sevabı kazandırır. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehidin hadisi şerifi ki 11. Lama'nın başında da zikretmiş. Rivayet açısından oldukça güçlü bir hadisi şerif. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim ümmetimin fesadı zamanında sünnet-i seniyyeme, bir rivayette bir tek sünnetime sımsıkı tutunursa 100 tane şehidin sevabını kazanır. Çarşıya çıktınız, gözünüzle görebileceğiniz bir haram çıktı. İlk nazar mağfuf, estağfurullah dediniz, neuzubillah dediniz, gözünüzü ondan sakındırdınız. Bir harama bakmayı veya bir haram işlemeyi terk ettiniz. Orada bir vacip işleme sevabı, farz manasında. Ve işte o anda 100 tane sünnet işleme sevabı kazanıyorsunuz. Bir sünneti işlemekle 100 tane şehit sevabı kazandırırsa, siz kendiniz hesap edin, darp edin, neticeye ulaşın. Acaba bir haramı terk etmekle kaç tane şehit sevabı kazanıyorsunuz ki? Normal ibadetlerde, salih amellerde bile bir insan bu kadar sevap kazanamaz. Bizler bu haram ve günah aslında bulunmak itibariyle bir cihetten talihsiz kimseleriz. Çünkü bu kadar haram ve günah var ama bir cihetten de çok talihliyiz. Çünkü Allah beni görüyor ya şuuri içerisinde güçlü imanımızla haram ve günahı terk edersek neticede başkalarının gece teheccüd namazlarında, evvabin namazlarında, verdiği sadakalarda ne kadar sevap kazanıyorlarsa belki onlardan daha fazla sevap kazanma ihtimalimiz de vardır. Asrımız adeta bir sırat köprüsü gibi kıldan ince, kılıçtan keskin. Ama takvayı esas alırsak, Allah beni görüyor ya, Allah beni biliyor ya şuuruyla haram ve günahları terk edersek, İnşallah bu asırda yaşamak bizler için avantaj hale dönüşecek ve salih amellerden daha fazla sevap kazanmış olacağız. Cenab-ı Hak takva ile salih ameli beraber mezcederek hayatımızı bu şekilde, kulluk hayatımızı bu şekilde devam ettirmeye, ahiretimizi kazanmaya muvaffak kılsın. Vaktin darlığı içerisinde kısaca böyle bir takva mevzusuna girdim. Tarifini yaptım. Takva ile salih amel bağlantısı üstünde kısaca durdum. Aslında Kur'an-ı Kerim'de takva kaç mertebede anlatılıyor dereceleriyle bu hususa da girmek istemiştim. Şirkten takva, haram ve günahtan takva, şüpheli şeylerden takva. Bu husustaki ayetler var. Hangi ayetler hangi takva derecesine işaret ediyor, dikkat çekiyor. Bütün bu üç mertebe takvanın hepsini içinde toplayan bir ayet-i kerime de var. Maide suresi 93. ayet. Aslında bunları da heyetinize bu cumada sunmak istiyordum ama heyhat ki bunlara vaktim olmadı. Cenab-ı Hak imkan bahşederse gelecek cumada Kur'an ayetlerinin çerçevesi içerisinde, Kur'an içerisinde takva ve çeşitleri ve sonra bütün bunların hepsinin cem edildiği bir ayet-i kerimeyi, tefsiri, yorumu içerisinde inşallah gelecek hafta heyetinize sunmaya çalışalım. Cenab-ı Hak bizi bütün derece ve mertebeleriyle müttakilerden eylesin, etka eylesin. Hakka tukatih ifadesiyle de davet ettiği Allah'tan hakkıyla korkan ve hakkıyla ona itaat eden bahtiyar kulları zümresine ilhak eylesin. Cumanız mübarek olsun. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.